görülüyor. Amerika açıklama yaptı onun üzerine. Türkiye geleneklerine uygun davranmalıdır. Neyse o gelenekler. İşte uygun davranıp açmamız gerekiyor evet. Herhalde. Biz de davrandık sağ olsun. Onlar tabii belki kendilerine verilen sözleri falan kastediyor. Ama biz de kendi geleneklerimize uygun olarak Ayasofya'nın cami yapılmaktan başka şansı yoktu Serkan'cığım. Yoktu. Ben bunu 2017'de yayınladığım Ayasofya Entrikaları kitabında detaylı bir şekilde yazdım. Cami yapmaktan başka şansı yok Türkiye'nin. Aksi halde bütün medeni hukuku çöpe atmış olması lazım. Bir, çünkü medeni hukukta, medeni kanunda vakıfları ilgilendiren maddelerde, yani vakıflar hukukunu düzenleyen maddelerde bir vakıf vakfedenin tayin ettiği gaye dışında kullanılamaz yazıyor. Onun dışında bir amaca tahsis edilemez yazıyor. Peki senin vakıflar kanununda bu madde var. Bir vakıf vakfedenin tayin ettiği gaye dışında kullanılamaz, kullanılması gayri kanunidir diyor. Sen burada Kültür Bakanlığı'nı göndermişsin oraya, işletmeci olarak girişte para alıyor, bilet kesiyor. Bu nasıl iş? Fatih Sultan Mehmet müze olsun diye mi orayı vakfetmiş? Şimdi bunu şu anda para almıyor hocam. Şu anda şeydeki da galiba sadece üst katlar üst tarafta, onu da galiba bir düzenleme yaptılar. Ben de gittim biraz gezdim. Peki alınması orayı. Mı doğru, alınmaması mı sizce? Valla tamamının bir kere vakıf olduğunu hatırlayalım. Yani Ayasofya'nın bir kısmı vakıf, bir kısmı değil gibi bir olay yok. Yani Fatih Sultan Mehmet vakfederken tamamını, külliyeyi, hani orada bulunan her şeyi vakfediyor. Yani istisnası yok. Dolayısıyla vakıflar kanununa göre ve İslam vakıf hukukuna göre vakfiyede yazmayan hiçbir işlev o binaya biçilemez. Kim olursa olsun, ister başbakan, ister cumhurbaşkanı, ister bakanlar kurulu, kimse ona böyle bir şey biçemez. Dolayısıyla ben bir kere vakıf kanununa göre bir vakıf eser olduğu için tamamının parasız bir şekilde gezilebilmesi taraftarıyım. Üst tarafa da alta da herkesin de burada sınırlama yapabilirsin. Mesela evet, şöyle bir şey. Aklıma hocam, çok yoğun olduğu için mi acaba bir kısmını paralıya çevirmiş olabilirler mi acaba? Şimdi o yukarıyı önce tabii şey olarak açtılar. Dediler ki turistlere, biz yabancı turistleri açıyoruz diye, işte bir de bir avro üzerinden bir belli bir ücret alınıyor. Kaç? 50 euro muydu? Galiba 50 euro yani muydu? 25 euro ya da 50 euro. Bilet. 30 yani, gibi. Benim aklımda 25 kalmış da arkadaşlarımız bulursa söylesinler bize. 25 euro diye hatırlıyorum. Orayı öyle açtılar. Fakat daha sonra sanki şöyle bir şey dediklerini ben hatırlıyorum ama o gerçekten tatbik edildi mi edilmedi mi bilmiyorum. Yani Müslümanlar eğer orada şeyse 25 euroymuş hocam. Orada ücretsiz olarak girebilecekler gibi bir açıklama yapıldı. Bu uygulandı mı uygulanmadı mı bilmiyorum. Osmanlı döneminde gayrimüslimler de girebiliyordu Ayasofya'ya. Müslümanlar da girebiliyordu. Hiçbir ayrım yapılmıyordu. Ancak şu yapılabilir. Bakın ben burada aklıma gelmiş ya, onu söyleyeyim. Lütfen hocam, buyurun. Yabancılara kısıtlama getirilebilir. Yani şunu yaparsın. Dersin ki içeride çok yoğunluk var. Ben günde 2000 turiste sınırlıyorum burayı. Mesela.